Merdivenli kapılar arkadaşlar oyunda hitchhiker varsa çok fazla kullanmanızı önermem. Üst tarafa trap attıysa çünkü dediğim gibi kesin olarak basmış oluyorsunuz ve bug'a giriyorsunuz yani. Merhaba arkadaşlar, GamerDip kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Katliam bölümünden hepinize selamlar. Gençler, bugün muhteşem bir build ile karşınızdayım. Fakat şunu söyleyeyim, şu an oynadığım hesap benim değil. Ekipten birisinin hesabı. Sağ üstte de gördüğünüz gibi Lena Del Rey hayranı bir ergen diyerek bütün fanlarını da karşıma almak isterim. Şaka bir yana tabi dediğim gibi hesap benim değil. Ekipten birisinin hesabıyla oynayacağım yüksek levele sahip olduğu için. Bu build'i buradan yapabilirim çünkü benim hesabım daha düşük level. Hızlı bir şekilde build'imizi anlatayım arkadaşlar. Julia ile yapılması gereken bir build. Şimdi gençler önce attribute olayını anlatayım sonra perklere geçeceğiz. Julia'nın stealth'i normalde 35. Fakat şu gördüğünüz perk sayesinde 42'ye çıkarttık Julie'nin stealth'ini. Yani ne kadar spamlersem spamleyip katillere ses vermeyeceğim demek. Soldaki bar kırmızı dolmuyor yani. Bu yüzden bir eşya alırken, bir geçiti kaldırırken falan tamamen spamleyebilirim katillere ses vermeden. İlk olayımız bu. Ardından proficiency özelliği 20 idi. 25 tane attribute vererek bunu da 45 yaptık. Bu da şu işe yarıyor. E tuşuna bastığımız zaman sarı bir bar doluyor ya. Hani eşya alırken ya da kilit açarken. İşte bu barın daha büyük olmasını sağlıyor bu proficiency özelliği. Bunu da 45'e getirdik. Neredeyse fullledik. Yani eşyaları çok hızlı bir şekilde alabileceğim. Ve kilitli kapıları yine aynı şekilde hızlı bir şekilde açabileceğim. Stealth sayesinde de ses vermemiş olacağım. Bu build'de zaten video çekmiştim. O çektiğim videodan farkı ne onu anlatayım. Bu saydığım gizlilik özelliğinin yanına bir de neredeyse sınırsız stamina'ya sahip olacağız. Hemen onu anlatayım arkadaşlar. İlk olarak karakterimizin kendi özelliği. Bunu gördüğünüz gibi seviye 3'e getirdik. Özelliğimiz şu işe yarıyor. Sağ tık basıp özelliğimizi kullandığımız zaman 15 saniye boyunca hiçbir şekilde stamina harcamıyoruz arkadaşlar. Tabi özellik seviye 3 olduğu için böyle bu. Build'imizin ilk kısmı bu. Yani 15 saniye boyunca stamina harcamıyoruz. Gelelim perklerimize. İlk perkümüzü zaten söyledik. Stealth özelliğimize 7 puan veriyor. 35'ten 42'ye çıkartmış olduk. İkinci perkümüz bu. Onun da seviyesi 3. Bu perkte gençler şu işe yarıyor. Stamina barımız tamamen sıfırlandığı zaman yeniden dolmasını beklememize gerek kalmadan anında fulleniyor. Yani stamina barımı bitiriyorum. Hiçbir şey olmamış gibi bir bar daha veriyor bana. Onu da kullanmaya devam edebiliyorum. Bu perk de son seviyede olduğu için 3 yük veriyor bize. Yani staminamı tamamen bitiriyorum. Bir daha doluyor. Tamamen bitiriyorum, bir daha doluyor. Bir daha tamamen bitiriyorum, bir daha doluyor. Bir de neyimiz vardı? Özelliğimiz vardı. O da 15 saniye boyunca hiç stamina harcamamamızı sağlıyor. Ve her 120 saniyede bir özelliğimiz de doluyor. Bunu da tekrar tekrar kullanabileceğiz. Bu şekilde tabii ki tamamen sınırsız olmasa da maçın büyük bir bölümünü stamina harcayarak oynayabileceğiz. Son perkümde bu gençler, bu da 3 seviye. Perkleri 3 seviyeye çıkardığınız zaman çok güçleniyorlar gerçekten. Bu perk de şu işe yarıyor. Küçük aralardan ya da eğilerek geçtiğimiz geçitlerden geçtiğim zaman 7 saniye boyunca %15 daha hızlı hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi gençler bu şekil hem gizliliği hem de dayanıklılığı yüksek olan güzel bir build. Evet gençler hadi bakalım birkaç gün oldu Texas girmeyeli. Araya DB'de falan sıkıştırdım. Texas'a da bir tane film sahneleri içeriye çıkarttım biliyorsunuz ki gameplay atamadım. Ama paslanmayız herhalde. Gördüğünüz gibi gençler stealth'imiz ilk olarak. Onu gösterelim. Çok çok böyle minicik bir ses çıkartıyoruz. O da zaten katillere gitmiyor dediğim gibi. Burada da gördüğünüz gibi ses çıkartmıyoruz. Yani stealth'in olayı bu. Zaten anlatmıştım ama hani o videoyu izlemeyenler falan varsa. Hayvan bu babiyerleri keserken ben hemen şurayı açayım. Proficiency'de arkadaşlar şu gördüğünüz sarı bar. Yani gördüğünüz gibi o kadar hızlı dolduruyorum ki kırmadan. Bu kilit açmanın hızının yüksek olması çok büyük bir avantaj. Yani gördüğünüz gibi. Yani sıradan bir kurbanın bir tane kapı açtığı sürede siz iki tane kapı açabilirsiniz. Proficiency'niz fullse. Çok güzel oldu bu arada, tamamdır. Burayı hemen... Ooo direkt Jane'e geldim ben. Leland gel beni koru. Bak şöyle yapalım. Tabii benim bir yandan staminama da dikkat etmem lazım. Şey yapmayayım yani boş alandayken bitirmeyeyim yanlışlıkla. Yine arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Bak full spamlıyorum sıfırdayken. Bak sıfırdayken full spamlıyorum. Kırılmadan bir sekmeyi doldurabiliyorum gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi özelliğimi açtım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde stamina harcamıyoruz. Sisi'den kaçmak için çok gerekli bir şeydi. Hasar yedik mi? Hasar yedik tabii bir tane. Biraz kötü oynadım orayı. Oo, zehri yedik. Allah! Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Leonard vurdu mu ne yaptı? Bizi kurtardı galiba. Bir şey var buralarda bir yerde. Ne diyorsunuz? Ne var? Her şey olabilir. Bak 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 bak. Çakala bak. Çakala bak çakala çakala çakala. Oğlum ben her video şöyle bir şey yaşamak zorunda mıyım ya? Ananı orada. Oğlum bunu Leland sandım. Yemin ediyorum Leland sandım. Arkadaşlar tamam sesi benden uzaklaştı. Şu an uzaklaştı gördüğünüz gibi. Tamam. Staminamızı sürekli resetleme olayını kullanacağız arkadaşlar. Hatta şuranın içerisine girersem
Şuralardan geçtikten sonra da hızlı hareket ediyorum biliyorsunuz ki. Ananı avradım, bu kim? Benim bir kuyuya atlama vaktim geldi gibi, ne diyorsunuz? Fuse'u alıp mı atlasaydım ya? Yok ama bayağı bir kişi darlıyor beni. Leland şuna vurursa bir tane. Akıl edecek mi vurmayı dedim ama. Çok güzel, Leland sapladı bu arada. Öl! İnanılmaz sattım. İnanılmaz sattım. Vana'yı alayım dedim, sonradan dönüp takarım dedim. Johnny de gelmiş. Ya stamina build'i yaptım. Kendi hatam yüzümden bir tane depar atamadan öldüm ya. İnanılmaz değil mi? Yani o barı bir kere bitiremedim yani. Dünyanın en basit perk'ünü kullanamadım. Gerçekten inanılmaz. Ama arkadaşlar, bir purpo hata yaparsa ne olur? O videoda epik bir kaçış yapar. Ve o hatasını unutturur. Bu arada karşısı full 45 level falan. Yavaştan tabii herkesin build'leri de başlıyor. Bak Sony falan da ses çıkartmadı. Hani onlar da özelliklerini falan yükseltiyor ya. Killer'lar mesela hasar build'i yapıyor. Adam sana iki tane vuruyor, ölüyorsun direkt. Bunlar mesela beta'da olmadığı için oyun şu an daha zor geliyor bize tabii. Çok doğal bir şekilde. Şöyle. Yalnız bu müthiş bir şey arkadaşlar. Bu proficiency'yi kesinlikle yükseltin ya. Yani en verilmesi gereken özellik olabilir belki de, bilmiyorum. Yani inanılmaz hızlı açıyorsunuz ya kapıyı. Belki yukarıdayken bulamayız. Ben hazır yerini biliyorken şuradan bir tane daha toolkit alayım arkadaşlar. Yukarıda çünkü muhtemelen ikisi bizi darlayacak. Sisi ve Cook muydu diğeri? Bir an aşağı tarafa baktım. 4 tane katil var sandım, anasını satayım. Arkadaşlar Leatherface geliyor. Vurursa sıçtık. Uf, Allah'tan yetişemedi var ya. Anan ardına Cook gelmiş lan. Ya hacı babam. Hacı babam. Hacı babam. Şunu alsak arkadaşlar hemen. Şöyle. Bunlar çok sıkıntı ya. Güçlüler şu an. Killer'lar harbi güçlü. Şöyle şu aradan sıvışalım o zaman. Ne diyorsunuz? Hoppala yukarı gelmiş. Cook bizi duydu. Cook beni duymuyor şu an. Taciz ediyor bildiğin. Hoppa da kaldırdı, geliyor arkadaşlar. Dardayım. Çok fena dardayım. Onu vurursa var ya, kolum kemiğim ikiye ayrılır. Gerçekten bayağı iyi oynuyorlar bu arada. Nasıl darlandığımı görüyorsunuz. Buradayım dayı. Alo. Önündeyim la. Gerizekalı. Arkadaşlar dardayım. Güzel zaman kaybettirdiğimi düşünüyorum. Bu arada staminam bir kere yenilenmiş hızlı bir şekilde. Bir kere kullandım istemeden de olsa perk'ü. Şunu da alayım. Yani ona çok dikkat edemedim o an tabii ama. Aha, Leland şeyi açtı lan. Dur dur dur. Biz de Leland'la gideriz. Çok piş stres yaptım. Orada özelliğimi açtım. 15 saniye boyunca hiç stamina harcamadım ya. Orada çok büyük avantaj sağladık. Oo, Bubba da burada. Peki ben şöyle bir şey yapsam arkadaşlar. Siz beni anladınız muhtemelen. Şunu alsam. Aa, zehir koymuş. Zehirlendim lan. Bubba buraya geldiğine göre diğer tarafı boşlamış olabilirler. Arkadaşlar adamın karakteri sıkışmış. Hareket etmiyor diyor. Merhabalar Sisi bacı. Koray gelsin. Kovalayacak mısın sen şimdi beni, yoksa kovalayacak tabii. Hani şey de olabilir. Aküyü açıp gidecekler gibi de. Oo, zekice. Ama biz de zekiyiz. Sen zekiysen biz de zekiyiz. Orayı zehirledi. O da zekice. Pekala Sisi. Pekala, özelliğimle geldi. Birazdan 15 saniye boyunca stamina harcamayacağım. Tamam. Gel bakalım. Seninle bir aşık atalım biz burada. Oğlum kendi gölgemi beni kovalıyor sandım arkadaşlar. Oo, güzel güzel güzel. Çok terse gitti sanki. Cook. Yapma lan. Oğlum bak, arkamda sarı sarı bir şeyler yanıyor. Adam röveşata çekti ya. Arkadaşlar bu göt lalesi bizi rahat bırakmayacak burada. Bir hissetti orada. Bir şeyler hissetti çünkü. Aptal yaşlı amına. Ha, öbür ayı da geldi. Fuse kutusunun yerini tahmin ediyorum ama şu an inanılmaz kempliyorlar diyeceğim. Ha, bir sen eksiktin hayvan oğlu hayvan. Özelliğim var bu arada. Dediğim gibi bir 15 saniye sınırsız stamina kullanma hakkım var şu an. Şahane oldu. Arkadaşlar özelliğimi açtım. Şurası açık mı, şahane. Yani şu an ikisi birden beni sıkıştırdığı için 15 saniye boyunca stamina kullanmamayı tercih ettim. İyi de yaptım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hiç stamina harcamadık. Tamam, güzel. Ya Sisi. Oğlum bu nasıl olabiliyor ya? Of, öldüm öldüm öldüm. Hayvan herif. Arkadaşlar 100 can ve tek başına beni öldürdü. Çok gereksiz güçlü bir karakter ya. Çünkü koşmanızı engelliyor. Orada hani niye durduğumu soran olursa eğer. Ben durmadım. Karakter gitmiyor yani. Hani stamina build'inin counter'ı diyebiliriz. Size vurup zehir yaptığı zaman şuna bak. Buraya gelen yok. 3 kişi salak gibi orayı campleyin, tamam mı?
Adamlar burada röveşata çekiyor. Hem Bubba hem Cook hem Sisi sadece bir tane evi kempliyorlar. Bu arada az önceki maç ciddili sinirlendim arkadaşlar. O akü kısmına ben de gidiyordum. Gördünüz, Bubba'nın sesini duydum, geri döndüm. Hani dedim ki çünkü Bubba birazcık kafası çalışıyorsa, ki çalışmıyormuş. Akü tarafında en az 2 kişi 3 kişi olduğunu görüp infoyu verir, diğerlerini çağırır diye düşündüğüm için. Hani sigortadır, vanadır, başka bir şey yoğunlaşayım diye döndüm. Bizim Bubba 13 IQ olduğu için ne birisini çağırmış ne bir şey yapmış. Hatta kendi de o spotu salmış. Olan boşu boşuna bize oldu ama loop'u güzel attığımı düşünüyorum az önceki maç. Gerçekten güzel zaman kaybettirdik. Sürekli ikili ikili kovalandım. Bir Cook Bubba kovaladı, bir Cook Sisi kovaladı. Neyse ki kapı açma hızım muazzam. Ve bana moral veriyor gerçekten. Leland ne yapıyorsun? Arkadaşlar şunu bir önden salalım. Geç kardeşim. Geç geç buyur. Teşekkür ederim. Niye saldığım arkadaşlar? Centilmenlik falan değil. Yukarıda Hitchhiker trap'i varsa bu piç bassın ki var galiba. Varmış arkadaşlar. Oraya Hitchhiker trap attığı zaman ve ona basarsanız bug'a giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle de saçma bir yanı var maalesef. O yüzden önden adamı yolladım. O da beni yollamaya çalıştı. Yani orayı bir centilmenlik mücadelesi olarak görmeyin. Öncelikle onu söyleyeyim. Başka kapı açacağız evet. Bak o bug'ı ben de biliyorum ama Hitchhiker oynadığım zaman yapmıyorum. Oğlum Bubba beni mi kesiyor? Ne oluyor şu an? İçimde mi lan? O nasıl bir ses? 8D'ye ses yedim ya. Sen çık bakalım kardeşim, kolay gelsin. Şu şişeyi de alalım arkadaşlar, yukarıda lazım olur. Leland da bir gidelim ya. Leland cesur gibi, baksana önden dalıyor her yere. Fuse'un kutusu arkadaşlar bir şurada oluyor. Bir tam şu karşımdaki evin yanında oluyor. Bir de şurada gördüğünüz küçük kulübenin yanında oluyor. Tabi buradan uzaktan ne kadar gösterebilmişimdir bilmiyorum ama. Oo, vana var lan. Bak ben buna burayı açayım. Bu biraz salağa benziyor çünkü. Lockpick almamış mı yanına oğlum? Her şey bana aç duruyor bu arkadaşlar. Ben niye şu an evin gelini gibi kullanılıyorum anlamadım ki. Bizim kaynalılar öyle, her şey gelin yapsın isterler falan. Ha bende tabii Vana'yı gösteren perk yok. Bununla gitsek mi oğlum? Bu ne yapıyor ya? Ne istiyorsun benden? Tamam, Vana burada arkadaşlar, unutturmayın. Acil bir şey olursa geleceğiz, Vana'yı geri alacağız buradan. Bu arada şurada bir yerde bir easter egg vardı. Bak şu karakterin arkadaşlar Mario olduğu söyleniyor. Ya tam emin değilim ama Mario'nun hikayesini anlatmıştım. Kanalda bulabilirsiniz. Texas Katliam oyunun hikayesi diye videosunu atmıştım. O karakter olduğu söyleniyor. Oğlum bunlar aküyü bile açmamış ki. Ne oldu? Ya oyun. Oğlum ne oldu? Bug'a mı girdim arkadaşlar şu an? Aküle de etkileşime giremiyorum. Oğlum evet, E tuşum çalışmıyor abi. Çok güzel. Oh, bağlantı hatamızı da yedik. Yani şahane ya. Tam kaçacağım maç. Gençler bu arada oyunla ilgili bir tane uzun baştan sona bir rehber videom var. Bir tane oyundaki tüm öldürme şekillerini gösterdiğim bir video var. Bir tane oyunun hikayesini anlattığım kapsamlı, güzel böyle film tadında bir video var. Bir tane bu oyundaki sahnelerin filmdeki hallerini hazırladığım bir video var. Onlar da çok ilgi çekici, güzel içerikler. Kaliteli bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Onlara da bakabilirsiniz bu arada. Hani onları kaçırıp bu videoyu falan izliyorsanız. Çünkü bazı videoların bildirimi gitmiyor. Mesela arka arka 3 gün boyunca video atıyorum. 4. gün son videoya birisi yorum atıyor. O abi geri dönmüşsün. Lan 4 gündür video atıyorum zaten. Ama bu tabii ki sizin suçunuz değil arkadaşlar. YouTube bildirimleri biraz sıkıntılı olduğu için böyle bir duyuru yapma gereksinimi duydum. Bu arada oradan hiç gitmem. Bak ilk maç çok unlucky gitti. İkinci maç çok güzel loop attık ama focus yedik. Üçüncü maç bağlantı koptu. Build videoları genel olarak lanetli galiba. Allah'tan şu kilit açmanın hızını gösteriyoruz da vallahi video boyunca bunu anlattım ya. Bak okullarda proficiency fullleyin diye ders verilmeli. Arkadaşlar ben... Görüşürüz. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yemin ağzım yamıştı. Ya Cook. Oğlum siz şaka mısınız ya? Yani çıktığım yerin infosu mu geldi? Neyin eminliği bu arkadaşlar? Fena yırtmadım mı sizce de? Fena yırtmadım mı? Şuradan geçeyim çünkü solda büyük baba olabilir. Büyük babaya falan gözükürsek direkt yanarız. Oğlum Bubba görmemiş ol lan. Çok güzel bir yere geldim fakat Bubba'nın gitmesi lazım. Çünkü diğer ikisi burayı saldı. Arkadaşlar ben şurayı bir ses çıkarmadan açayım, tamam mı? Burada beni bulursa hiledir. Bak uzaklaşıyor gibi yapıyor, geri geliyor. Bu sefer gerçekten uzaklaştı galiba. Geri kapatalım arkadaşlar dikkat çekmemek için. Kapat 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 kapat, çok güzel. Şimdi ooo buraya 2 tane kilit atmış. Ama sıkıntı yok, 2 tane lockpick'imiz var zaten. Arkadaşlar gördü galiba. Yine maçlar bayılma seviyesine geldi ya. Hadi kızım hadi kızım, boşa mı proficiency fullledik? Kırmamaya da dikkat etmemiz lazım tabi. Geliyor. Proficiency'm az olsa şunu var ya, mümkün değil, yapamam. Şimdi buranın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Cook burayı uzaktan görüp koyduğu kilidin açıldığını görebilir. Yani o infoyu alabilir uzaktan. Normalde yakınına kadar gitmesi gerekiyor ya hani. Kapı açık mı değil mi info alabilmek için. Bu arada arkadaşlar şurada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu kapı diğer taraftan kilitleniyor. Kapıyı diğer taraftan kilitleyip şuranın altından geçebilirsiniz. Ya da diğer kapıdan girip buradan geçebilirsiniz. Böylece diğer katiller
O kapıyı hani açmakla falan uğraşırlar. Tabii kilit o tarafta olduğu için vurmasına gerek kalmaz, direkt açabilir ama en azından hani o kilitin animasyonu falan filan derken bir 3-5 saniye kazanırsınız. Ne kadar yararlı olur bilmiyorum. Aklıma geldi, söylemek istedim. Arkadaşlar size mi soracağım her şeyi, söyleyemez miyim ya? Vallahi yılan gibi var ya, bir sızdım buraya. 75 tane lockpick kullandım ya. Neyse ki proficiency sağ olsun. Tamamdır. Burayı hazırladık komple tek başımıza. Bir evi sildik süpürdük. Bir şöyle kaşınma seansı. Ne diyorsunuz? Böyle füyüzlü kaşınma seansı. Sarar mı? Belki arkadaki arkadaşlarımıza yardımcı olmuş oluruz. Aha basement açıldı lan. Zaten yaptılar füyüzü. Anın ardını. Arkadaşlar özelliğimi açtım. Sınırsız stamina power. İşte böyle clutch yerleri için çok önemli bir özellik. Şu an hiç staminam gitmiyor. Artı staminam bittikçe bakın şimdi tekrar yenilenecek hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi direkt fullendi. Ama ben bir kaçayım çünkü bu şeyi çalıştıracak. Baba bak, sana oyun yapayım mı? Allah! Nasıl olmayayım değil mi? Hadi görüşürüz. 4 escape, güzel. Bizimkiler de arkada var ya, cayır cayır, ne yaptı lan onlar? Of, puana bak. Gençler şimdi build'in matematiğini yapacağım. İlk başta kendi barınızı bayağı bir harcıyorsunuz. Tamamen bitirmeyin ama. Son kısımda böyle az bir şey kalsın. Sonra özelliğinizi açıyorsunuz. Ve 15 saniye boyunca hiç stamina harcamıyorsunuz. Sonra bir bar daha bitiriyorsunuz. Perkünüz sayesinde yenileniyor. O yenilenen barı da bitiriyorsunuz. Bir daha yenileniyor. O yenileneni de bitiriyorsunuz. Bir daha yenileniyor. Sonra onu da bitiriyorsunuz. Artık hani tam sayamadım ama 6 kere 7 kere özelliğinizle birlikte sınırsız bir şekilde stamina barı harcamış oluyorsunuz. Neredeyse 1 dakika falan ediyordur muhtemelen. Yani 1 dakika boyunca full koşarak oynuyorsunuz. Öyle bir build. Şu ışığı kapatalım bu arada. Bu arada elinizde unlocked yol olursa bu lambalara tuzak yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer o tuzaklı lambayı katiller açarsa birazcık böyle stun yiyorlar 1-2 saniyeliğine. Şurayı arkadaşlar bir hemen açalım. Hiç aykırıları var mı? Var. Ne o? O ne o? Ne o? Hiç aykır muhtemelen üste tire batıyor şu an. Yani sen ayısın ya. Başka bir kapısız yerden mi geldin kardeşim? Bir kapıyı tıklat, hani girebilir miyim hanımefendi, müsait misiniz? Yanlış mıyım arkadaşlar? Kuvuk beni duydu, iyi bok yedi. Oğlum bu adam yok etmiş burayı. Sony aç lan, aç. Oğlum ne oluyor? Her yerde biri var. Merdivenli kapılar arkadaşlar, oyunda hiç aykır varsa çok fazla kullanmanızı önermem. Üst tarafa trap attıysa çünkü dediğim gibi kesin olarak basmış oluyorsunuz ve bug'a giriyorsunuz yani. Bahsettiğim merdivenler bunlar değil arkadaşlar. O yüzden lütfen bana mal damgası yapmayın. Heh, geldi anasını deldiğim. Abo! Oğlum yandık. Özelliğimizi açıp şunu da alayım. Özelliği açtım. Full devam, full devam, full devam. Geç şuradan. Oğlum burası da ney? Tuzak gibi spot. Keşke geçmeseymişim. Stamina şey yaparmışım en azından. Tamam, şu an full stamina harcama sistemine hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bu hayvanat bahçesi beni bırakmayacak ki, şu geçilebilen spotlardan bir şey bulmam lazım. Şu an farkı açmak için komple deparı koyuyorum arkadaşlar. Staminam bittikçe yenileniyor. Sanırım buldum bir spot. Var mı buranın yanından dolanma şeyi falan? Vuramazsın. 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 Havalara vuramazsın. Ayağını yerden keseceğim senin. Kalbine koyamazsın. Adam escape mi aldı? Ne yaptı? Uçtu mu oğlum? Helikopter mi çağırdın lan? Ne yaptın? El Chapo? Adam tünel kazdı oğlum. Arkadaşlar bu arada biraz yazık olacak ama ben bir canımı fullleyeyim. Çok stres yaptım. Bu arada bu build'in önemini görmüşsünüzdür. Hem hitchhiker'a izimi kaybettirdim. Hem de aralardan geçtikten sonra hızlanma perk'ü sayesinde yine o da iz kaybettirmeme yardımcı oldu. Çünkü hitchhiker'a iz kaybettirmesi o kadar kolay değil. O da sizin geçtiğiniz aralardan geçebildiği için. Güzel. En net bu maçta gösterebildik galiba bu build'i. Hii. Manyak herif, görme lan beni. Hüst. Arkadaşlar iki tane toolkit'im var. Çok güzel, şu kapıdan kaçarım diyeceğim. Ulan kuk, ulan kuk. Kardeşim bu az olmuş ya. Burayı halat getir, bağla. Hiç kaçamayayım anasını satayım. Oğlum oradan gittiler lan bir de. Oraya nereden geçti bunlar? Evet, ha şuradan geçtiniz. Kuk duy beni, duy. Özelliğimi açsam arkadaşlar belki kukun duymasını engellerim ama çoktan başlatmıştı. Oğlum aküye. Belki aküye gitmişimdir. Bubba sen en son beni gördün. Kitleme oğlum orayı, kitleme. Hayvan herif, aşağıda her yeri kırarak geziyorum. Burada mı naifliğin tuttu ya? Oğlum Bubba şu kapıyı bir salsa arkadaşlar. Çok sessiz, çok sessiz. Tamam arkadaşlar, şimdi işte stamina build'inin önemini göreceğiz. Sürekli spam, sürekli spam. Bittikçe tavuk ses verdi ama sıkıntı yok. Burası açık diye biliyorum. İşte bu. İşte bu. Oğlum bu adam burada mı öldü? Ana, tam çıkışta ölmüş. Çok güzel, çok güzel.
Çok zor bir maçtı vallahi billahi, çok zor maçtı. İyi toparladık. Önce Bubba sıkıştırdı, sonra Hitchhiker peşimize düştü falan derken bu build sayesinde izimizi kaybettirdik. Bizim adamlar da sağ olsunlar burayı hazırlamış. Yine güzel escape'imizi aldık. Gençler, bu arada az önceki maçın son kısmında Cook özelliğini kullanırken ben de özellik açtım, görmüşsünüzdür. Çünkü Julien'in özelliği sadece staminanızın daha az gitmesine sebep olmuyor. Johnny ve Cook'un da özelliklerini counterlıyor. Yani sizi duyamamalarını ve ayak izinizi takip edememelerinizi de sağlıyorsunuz. O yüzden açtım. Belki de o yüzden görememiştir beni, bilmiyorum. Hani onu da unutmayın. Sadece stamina olayı değil yani özelliği. Bir de kaç maçtır ne kadar kovalamacaya girersem gireyim, şu perkümün 3 yükünü bir türlü tüketemedim, fark etmişsinizdir. Yani hani 3 tane yük böyle 30-35 saniye koşsam bitecek gibi duruyor ama hiç de öyle değil aslında. Gayet maç boyunca yedirebiliyorsunuz aslında, ne oluyor? Bir de hani bir yerlerin arasından geçtikten sonra falan karakteriniz duruyor ya ister istemez. Oralarda da kondisyon yenilemiş oluyorsunuz. Hani bir tane barı bitirmek de o kadar da kolay değil yani. Bir de bunun 3 kere yenilendiğini düşünün. Özelliğinizde de hiç stamina gitmediğini düşünün. Aslında yani sınırsız stamina demek çok da mantıksız değil yani, bence clickbait değil. Doğru kullanırsan gerçekten sınırsız stamina oluyor yani. Şimdi neler var? Leatherface, Cook, Sissy. Oğlum ileride bir yerde Sissy'nin sesini duydum lan. Psikopat kadın. Abav. Arkadaşlar Leatherface burada inşaat çalışmasında şu an. Oğlum hayır hayır hayır, sakın 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 sakın. Ya ben her maç bunu yaşamak zorunda mıyım? Bir tane hit alma hakkım var arkadaşlar. Büyük şişem var, sıkıntı yok. Bizi burada fark ederse... Şimdi bak diyor ki buraları kırdım, kolajen ettim, kimse yok. Bakalım kimse yok mu Leatherface? Bakalım kimse yok mu? Şöyle yine çok hızlı bir şekilde. Burayı yeter ki açayım bak. Beni açtıktan sonra görseler bile ben arkadaşlar takım arkadaşlarım için yaşayan bir insanım. Staminamla kaçarım zaten. Tamam geri kapat. Leatherface var ya çok fena timing yedi şu an. Jeneratörü şu an kapatırsam bildirim alırlar, bana gelirler. O yüzden çok bir şey yapamamış olurum. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne oluyor? Bir sarı yandı sanki etrafım. Şurada toolkit çıkıyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Artık toolkit spotlarını falan ezberledik ya yavaştan. Şöyle arkadaşlar, iki tane attım buraya, pekala. Buraya iki tane atması çok mantıklı mı bilmiyorum. Çünkü buraya kadar geldikten sonra eğer izimi takip edemedilerse zaten ikincisini de açacağım. Onun yerine az önceki spota atsa orayı savunması daha kolay sanki. Hayır, katile de taktik vermezsin yani arkadaşlar. Bu kadar merhamet de biraz şov yani, anladın mı? Oğlum ben bayağı şu an eve temizliğe geldim ya. Tamam. Arkadaşlar bitti mi, bitmedi. Ben bayağı fink atıyorum burada, ne diyorsunuz? Aha, attın şu an finki. Şu solda da kapı var biliyorsunuz. Escape almıştım az önce. O kapıyı da açacağım ama burada mı birisi? Gören var mı beni? Evet, merhabalar Cook amcacım. Kolayların hamdolsun inşallah. Ne işim var ki burada, ondan şey yapmamadım tam olarak ya. Satış mı azaldı dükkanda acaba, onu mu şey yapmaya geldin? Abi arkadaşlar hırsız da girebilir adamın dükkanına yani. Siz hepiniz bu kilitleri şey için düşünüyorsunuz. Survivor kaçmasın. Oğlum adam dükkanını düşünüyor lan, dükkan adamın. Bak 74 yılı film, adam dükkanın ışığını kapatıyor. Diyor ki bu elektrik faturaları diyor insanı iflas ettirmek için yeter diyor. Yani arkadaşlar adam bir şeyleri 50 yıl önceden görmüş. Ya ama hayır hayır hayır. Özelliğini aç, özelliğini aç. Sınırsız stamina, sınırsız stamina. Şurada bir yerde kuyu olması lazım. Atla. Cık. Oğlum bu çok anlaki. İki video önce aynısını yaşadım. Leatherface beni görmedi. Sen niye görüyorsun ki? Yani burada senin şeyini savundum, yanındaki adamı savundum. Oğlum bunlar ne escape alıyor? Nereden gittiniz ya? Ah yine last victim olduk, anasını satayım. Tek çarem jeneratörü kapatmak gibi ama o da ne kadar işe yarar? Bu hangi merdiven lan? Ha bu şey. Evin yanına çıkan. O mu? Aynen. Arkadaşlar merhabayın. Yine şeye geldim aslında ha. Yine o jen tarafına uğramış oldum. Ya hayır 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 hayır. Hayvan herif duydu galiba sesimi. Leatherface burada arkadaşlar. Diğerleri nerede bilmiyorum ama şöyle bir önerim olacak sizlere. Az önceki çıkışın belki aynısını yapabilirim. Ama Leatherface'in gitmesi lazım. Leather'cım neredesin acaba tam olarak? Ananı s***. Oğlum belki başka yerdeyimdir. Git hadi ya. Şimdi jen tekmeleyeceğim. Gelecek. Ulan bunun gücü de yok ki, anasını satayım. Hadi bakalım arkadaşlar artık şansımıza. Özelliği açar, staminayla deparlarız. Tabi oraya ekstra kilit atmadıysa, bilmiyorum artık. Ben o kadar bütün kilitleri açtıktan sonra tekrar atabiliyor mu hatırlamıyorum ama eğer kilidi kaldıysa belki de atabiliyordur. Arkadaşlar koy deparı. Sınırsız stamina. Koy. Bu kapıdan çıktıktan sonra hala stamina gerekiyor. Fakat işte bu build'in önemi sayesinde bu maçtan da kaçmayı başardı. Oğlum özelliğim çok güçlü arkadaşlar. 15 saniye boyunca stamina harcamıyorum lan.
Şuna bak. Akıl oyunları be. Helal lan Purpo sana. Kaç maçtır tek başıma kaçıyorum oğlum. Arkadaşlar soğukkanlı olacaksınız. Orada bir panik, bir şey sizi sıçırtır. Kuk ne yapmış? 0-2'lik 2600 puan. Kardeşim sürekli kilitlerin yerini mi değiştirdin? Bir orayı bir orayı mı kilitledi acaba? Arkadaşlar az önceki maç kaçmamı sağlayan şey neydi biliyor musunuz? Hani tamam özelliğim falan işe yaradı. Bu banın yakalamamasını sağladık falan filan derken. Kritik bir nokta oldu. Ben kuyudan aşağı atladıktan sonra bir tane mavi kapı açıp merdivenden yukarı çıktım. Hani evin yanına çıkıyormuş aa burada diye şaşırdım ya. Bence o kapı yerine başka bir kapı bulup başka bir yerden yukarı çıkmış olsaydım bu kaçışı alamayabilirdim. Çünkü çok hızlı bir şekilde tekrar yukarı çıkmış oldum. Hani neredeyse aşağı atlamamış gibi bir şey oldum. Ne oluyor oğlum? Direkt sesi verdi bunlar. Bence orası gözlerden kaçmamalı yani. Güzel bir çıkışmış orası. Şimdi bizim adamlar bakalım bu rahatlığın bedelini ödeyecekler mi? Çok erken uyandırdık çünkü Grandpa'yı. O tarafa hiç bulaşmayın arkadaşlar. Bu bacım. Kapıyı kilitlemeyi unutmuyor ya. Abisi uslu uslu. Aferin Bubba gerizekalı. Hocam arkamdaki kim? Bana güven. Çok hızlı bir şekilde kilit açabiliyorum. Tabii biz daha o kadar stamina mitamina derken. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ananız kim? Kaç 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 kaç. Bunu da unutmayın arkadaşlar yani hani. Gizliliğimiz de var o kadar staminanın yanına. Yanına. Oğlum adam öldü yuh be. Ben daha base'den çıkamadım. Aha burası açık. Ha buradan çıktınız siz. Tamam güzel. Bir tane sistemi yenilettim arkadaşlar. Yanlışlıkla son anda fark ettim. Var ya. Şu an fena bir kaos var haritada. Evet arkadaşlar. Ne yaptınız? İyisiniz inşallah. Leland. Bir şey yap lan oğlum. Gördüm şerefsiz herif. İnsan bir yardımına gelmez mi kardeşine ya? Biraz şöyle stamina doldurarım arkadaşlar. Bak hemen sıfırlanmıyor gördünüz mü? Bir aralardan falan bir şeylerden geçerken tekrar kullanabiliyorsunuz. Oğlum. Arkadaşlar hiç aykırı yok ettim. Hiç aykırı yok ettim. Ama nasıl sona kaldım yine ya. Bu kez öyle escape'li falan da değil. Direkt hepsini öldürdüler de sona kaldım. Yani hiçbir şey yapılmadı şu an haritada. Şuraya sıçtım mı ya? Ne oldu bu ne? Şunu bir basalım. Oğlum Vana'yı mı gördüm? Vallahi gördüm. Al lan şunu. Arkadaşlar şimdi bak. Planımı anlatıyorum. Bak tek kaçış yolum bu arada. Başka hiçbir şey yaptırmazlar bana. Şimdi bu haritada Vana'nın spotlarını net bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. Fakat şu sağımda bir tane spot olduğuna eminim. Bakalım burada mı? Yaşa. Hemen spamlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradaki sayacın sona inmesi lazım. Bak soldan bir tane ok gidiyor ya. Onun sona inmesi lazım. Bir tane de kemik alalım elimize. Kapatmaya gelirler mi onu da bilmiyorum ama. Arkadaşlar kapatmaya gelirler mi bilmiyorum. Kemik de orada da bekleyebilirdim bu arada. Kapatırlarken saplıyorsunuz falan ama. Tek kişi olduğum için bu riski çok alamadım tabii. Wow. O trap ne o trap? Tamam şimdi özelliğimi açtım. Kapı açılıyor. Hayvan oğlu hayvan. Hayvan oğlu hayvan beni orada bekliyor. Tek mi yedim lan? Çok anlık ya. Tabii şarjı da arkadaşlar fulllediği için özelliğini. Cesurdum. Cesurdum. Buraya da hangi karakter lazımdı biliyor musunuz? Ena. Leatherface hani böyle fulllediği zaman gördüğünüz gibi tek yedim. Ena olduğu zaman yarı can bile vurmuyor neredeyse. Hani böyle 3'te 1'ini falan götürüyor. Burada da karakterden gittik ama yapacak bir şey yok sonuçta. Bir build içerisindeyiz. Gençler olay anında hani çok fazla düşünmek için zamanım olmadığı için biraz böyle hani olay geçtikten sonra böyle sakin kafayla düşününce aslında doğrusunu bulabiliyoruz. Az önceki yerde şunu yapabilirdim. Zaten sınırsız staminam olduğu için 3 tane yüküm duruyordu artı özelliğim açıktı. Hani direkt Leatherface'in üstüne koşmak yerine orada geriye doğru gidip üstüme çekebilirdim. Belki dodge atmayı falan deneyebilirdim. Çünkü çok sıkışık bir yerde. Hani orada bana vuracağı garantiydi. İşte dediğim gibi hani sonradan düşününce zaten doğru seçenek bulunuyor. Ki her türlü kempleyeceklerdi orayı. Bilmiyorum hani Ena olmadığım sürece bence kaçamayacaktım ama yapmam gereken şey de o değildi yani. Hani daha doğru bir şey yapabilirdim. Olay gelsin Bubba'cığım. O testleri hızı ne oğlum? Adam uçuyor lan. Ya hayvan oğlu hayvan. Kullanacaktım menü spotu. Şunu da alalım da arkadaşlar. Bu spotta fena darlarım Bubba'yı. Çok güzel. Biraz zaman kaybettireceğim. Bu şekilde devam edecekse arkadaşlar Bubba'yı burada tutacağım. Satıyor şu an farkında değil. Umarım eder. Ediyor. Arkadaşlarından birisini de çağırıyor olabilir. Tamam güzel. Bayağı bir zaman kaybettirdik. Çok kötü oynadı burayı. Max Bubba zekası diyebilir miyiz? Lan ne yapıyorsun? Eşşi ol eşek. Çık çık çık. Çok hızlı ölüyor bizimkiler ya. Riskli mi oynuyorlar, amatör mü davranıyorlar? İkisini kestiremiyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Anladığım kadarıyla şu spot çok kontrol edilmiyor. Şu kapı. Yani bu kapıyı tutan çok az insan gördüm. Belki içeridedir orasını bilemem ama direkt olarak bu kapıyı çok fazla savunmuyorlar. Tecrübelerim bana bunu söylüyor arkadaşlar.
Olay Gesnin. Tamam, içerideymiş dediğimiz gibi. Tamam, güzel, orayı açtık. Üstümüze çeker miyiz? Ha, kentleyeceksin yani orayı. Oğlum bu sisiler de var, ekstra göz oluyor. Yemin ediyorum arkadaşlar. Bak, bu sisilerin olayı ekstra göz ya. Özelliğimi açtım. Oo, sen de mi geldin? Hayırsız evlat. Sevil, ailenin sevilmeyen tipi. Bir sike yaramayan. Oğlum senin ağzını vurarım ha. Arkadaşlar, geçebileceğim bir spot, bir şey lazım. Yoksa öleceğim. Şöyle. Yine Allah razı olsun stamina build'inden. Sisi'den ve Hitchhiker'dan kurtulmayı başardım. Üstelik 3 stamina'da duruyor. Bu build'in kovalamacalar için ne kadar kuvvetli olduğunu gördük. Dediğim gibi stealth ve proficiency sayesinde de escape'lerinizi hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ne oluyor? Hayır, biraz yaşasa bizimkiler. Ne oluyor lan? Höst! Arkadaşlar, adamı öldürdüler, yine sona kaldık. Bu kadar kötü olamaz Survivor'lar ya. Şu an toolkit'im olsa var ya, şu soldaki kapıyı açarım, fena yılanlarım ama. Ya Bubba, ne kadar tatlısın. Hadi şey yap, zaten tek kişi kaldı diye kitleme orayı. Diğer kapıya da bakmaya gidiyor. Bak şimdi yine çok güzel bir timing yakalayabilirim. Diyecek ki buralar şey değil, açık değil. Ama şöyle bir sıkıntım var. Ben Grandpa'nın yanından geçerken gözükeceğim mi? Neden burayı görme ha? Tamam arkadaşlar, çok akıllı ilerledik, çok akıllı ilerledik. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, hızlanamayım şu an yani. Full kan veriyorlar şu an dedeye, tabii 5 yapmaları lazım. Allah'ın belası, salak. Yok yok, değil, orada kilitli değil oğlum. Bubba kontrol etti ya, yemin mi edeyim ya? Vallahi açmadım ya. I'm the best, I'm the best diye geziyor gerizekalı ya. Grandpa 3 oldu. Oğlum hala kim burada? Git işte ya. Arkadaşlar uzaklaştı. Şimdi koşabiliriz. Aman diyeyim, şuradan ses verme. Yalnız işte toolkit'im yok şu an var ya. Toolkit olsa her şeyi çözeceğim, biliyor musunuz? Her şeyi çözeceğim. Şimdi trebini bir disable yapalım. Ne alaka bro? Info mu geliyor trebin disable olduğu zaman? Hey canımın içi. Arkadaşlar stamina'mı açtım. Şuradan yolu. Tabii görecekler beni şu an. Aa, bura kitle değil değil mi lan? Aman diyeyim, aman diyeyim. Hayvanat bahçesi de geldi arkadaşlar bana. Tabii kanamam da var son kişi olduğum için. Takım arkadaşlarım sağ olsun, çok işe yarıyorlar biliyorsunuz ki. Yapamadım ananı avradını. Güzel. Doğru slamut yaptık da. Baylazam. Allah! Ya hayvan herif, buldun mu beni gerçekten? Bulma lan. Şşş. Buraya kadar geldi, geri mi gitti o? Ananı avradını gözüktük. Al şunu, bas 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 bas. Uah! Al toolkit'i. Ne işine yarayacak değil mi? Vay eşek, vay eşek, vay eşek. Kız hadi kız, hadi kız, hadi kız. Vuramaz, vuramaz. Güzel. Grandpa'cım bir sen eksiktin, amunyum. Oğlum şakala bak, nasıl fake'liyor, nasıl fake'liyor. DB'de oynuyor sanki ya. Hala 3 steam duruyor bu arada, inanılmaz değil mi? Evet arkadaşlar, yani kaçışın imkansız olduğu maç. Nasıl kaçayım değil mi? Ama direneceğiz. Kanki ne inat ettin be Bubba? Ananı ardın, bu kim lan? Ha, bir de aşağıyı kapatmış çakal. Güzel fake, güzel fake, güzel fake. Şimdi arkadaşlar sınırsız stamina vakti. Sınırsız stamina vakti. Şunu al, kullan bunu. Güzel, Grandpa'yı da bir dodge'ladık gibi bir şey oldu aslında. Beni hala orada arıyor olabilirler mi? Olabilirler, neden olmasın. Yani tek başıma şunu yapabiliyorsam, yerim belli olduğu halde, lütfen bunu ego olarak algılamayın. Bizim survivor'lar nasıl bu kadar hızlı ölüyor? Hani üçü birden şanssızlık yaşamamıştır herhalde değil mi? Çünkü tamam, hadi ilk maç ben de şanssızlık yaşadım. Hani levelleri düşük olsa, oyunu bilmiyor olsalar yine tamam diyeceğim. Maçın başında bu kadar hızlı ölmeleri çok kolay bir şey değil. Vay kör vay, vay vay kör vay. Bu arada 3 sistem hala duruyor. Aradan geçebileceğim bir yer lazım. Bubba şu an vurursa 8-9 ay pipetle beslenmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Grandpa maksimuma da hayırlısı. Hıçkırıkçım kolay gelsin. Lan şunu Grandpa'ya saplardım da. Hadi acıdım dedenize. Sizin dedeniz diye acıdım. Kız koş biraz kız. Yanımda inşallah biri yoktur. Biri varsa çünkü killer gelip M1 attığı zaman şey oluyor.
Oğlum nasıl kaybettim bu arada ya? Son kurban olunca galiba arkadaşlar zor oluyor bunu kazanması. Lan daha oyalardım. Niye böyle bir şeye giriştiysem? Ben bunları var ya sabaha kadar oyalardım can bulup bulup. Yazıklar olsun lan siz üçünüze. Bir de takınmışsınız. Püh. İnsan der ki şuradayım buradayım şuraya yardıma gel buraya gel. Gençler takımıma 89 level Leland geldi. Bu arada direkt maçtan maç ağını kestiğim için menüleri çok göremiyorsunuz. Gördüğünüz bütün maçlardaki katiller 40 level ile 50 level arasıydı. Hani böyle 1-2 tane 25-30 falan gelmiştir. Gerisi hep 40-50 idi. Bu hesabın levelinin de 46 olduğuna bakmayın. Benim asıl kendi levelim 20 falan. Dediğim gibi bu hesap benim değil ama çok sırıtmadığımı düşünüyorum bence. 50-60 levellik gibi oynuyoruz ya. Son maçımız olsun gençler. Ben şimdi bu videoyu bitirip bir de yayına geçeceğim. 8'de yayın açacağım diye duyuru geçmiştim dün. Siz bu videoyu cumartesi izliyorsunuz. Leland bu arada toolkit'te mi başladı oğlum? O ne? Nereden aldı onu? Aa aşağıdaki yazıyı gördünüz mü? Ena sen yaşıyorsun diyor. Böyle karakterlerin birbirini gördüğündeki konuşmaları muazzam ya. Oyun harika ayarlamış onu. Friday'de de vardı biliyorsunuz ki. Şu bölge bak açarken de çok fazla gözükmüyoruz. Çok güzel bir spotu çok güzel. Grandpa'yı level düşürdük. Takım iyi gibi bakalım. Allah'ın adını canı gelmiş. Aynen kardeşim zaten. Ay. Aa hayvan herif. Aa bu sisinin zehrine mi girmiş ne olmuş ben zehirlendim mi? O şimdi orayı açtığım için oradan gideceğimi sanıyor derken lan burayı kim açtı? Oğlum içeride mi biri var? Nerede var? Ananı ardına. Devana Johnny Cash. Yavaş oğlum. Ey. Ne oluyor bu? Johnny bu kadar vuruyor muydu lan? Arkadaşlar kuyuya atlamam lazım. Hadi görüşürüz. Bak geçen birisinin yayınında daha denk gelmiştim. İbon'un muydu? Kimin de hatırlamıyorum. Bu Johnny sanırım uzağa spam atabiliyor. Yani launch atabiliyor daha doğrusu. Uzak taraflara vurabiliyor. Çünkü yakınımda değildi oğlum. Nasıl vurdu ki? Avantajımız şu. İki kapıyı da açtık oradaki. Aha jeneratör kapandı lan. Oo yine bayağı bir kişi gidecek anlaşılan. Biz sıçacağız mı? Şurayı da açalım. Aşağıda ne kadar çok mavi kapı açarsak sonrasındaki kovalamacalar için o kadar avantajlı oluyoruz arkadaşlar. Ya hepsi gitti ya. Her zaman yaptığım hatamı yapmayacağım. Aha! Vana açıldı lan. Onu ne ara yaptınız oğlum? Arkadaşlar özelliğimi açtım. Sınırsız stamina. Vana'ya doğru gitmeye çalışacağım. Umarım yetişirim. Yani yetişirim de. Biri campliyor mudur orayı? Orası meçhul tabi. Abo! Bubba orada, bubba orada, bubba orada. Kızın ağzına sıçlar. Hadi görüşürüz. İyi bari bubbadan yırttık. Johnny spamleme. Stamina sayesinde. Yaşa. Güzel. Bizim adamlar harbi iyiydi. Tamam temiz bir escape maçıyla bitirelim gençler. Ben de yayına kaçayım. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bu build gerçekten çok güçlü. Çünkü sadece dayanıklılığınızı ya da sadece gizliliğinizi arttırmıyor. İkisi birden yükselmiş oluyor. Kaç maç attım bilmiyorum. 7-8 maç attım sanırım. Hiçbirisinde 3 yükü de tamamen bitiremedim. Hani 3 yük böyle az gibi duruyor. 2-3 tane boşluğa bassanız stamina bitecek gibi duruyor ama değil. Bütün maç boyunca kovalamacalar da yaşadım. Yine bitiremedim 3 yükü. Öyle sağlam bir build. O yüzden sınırsız stamina diyebiliriz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.